Washington'dan merhaba ben Serdar Cebe. Mehtap Çolak Yılmaz bu hafta yok. Onun için bu hafta beraberiz. Amerika'da yaşam programıyla karşınızdayız. Bu haftada programımızda dünyanın dört bir yanından farklı kültürlerden gelen ve hepsi birbirinden başka Amerika deneyimi yaşayan insanların öykülerini bulacaksınız. Ve Amerika'da yaşamın siyasetten uzak halini sokakta konuşulanları ekranlarınıza getireceğiz. Müzik Rüyalar ülkesi Amerika'da kabus olarak görülen bir şey varsa o da yüksek sağlık faturaları. Birçok Amerikalı gelirlerinin önemli bir bölümünü sağlık sigortalarına ayırıyor. Yine de gelen faturalar bu kişilerin maddi durumlarını sarsabiliyor ya da sigortası olmayanlar çok daha zorlu süreçler yaşayabiliyor. Amerikalılar en çok hangi hastalıklara yakalanıyor? Bu hastalıkların tedavisi için ne kadar harcıyor? Hem uzman görüşüne hem de Amerikalıların deneyimlerine yer verdiğimiz haberimiz şimdi ekranlarınıza geliyor. Amerikalıların hayatını kaybetmesine neden olan hastalıklar arasında ilk sırada kalp hastalığı ve inme geliyor. Her yıl 877 binden fazla Amerikalı kalp hastalığı veya inme nedeniyle ölüyor. Bu da tüm ölüm nedenlerinin üçte birini oluşturuyor. Aynı zamanda ekonomik açıdan da olumsuz etki yaratan bu hastalıklar ABD sağlık sistemine yılda 216 milyar dolara mal oluyor ve iş yerlerinde 147 milyar dolarlık üretkenlik kaybına neden oluyor. Hastanelere gelen hastaların büyük kısmını kardiyovasküler hastalıklar oluşturuyor. En birinci sırada Amerikalıların en çok para harcadıkları sağlık e, sektörünün en çok parayı e, Kazandığı veya en çok para girişinin olduğu kısmı kardiyovasküler hastalıklar dolayısıyla bu tabii ki felç gelişimi, nörovasküler hastalıkları da kapsayan geniş bir hastalık serisi. İkinci sırada da kanser hastalıkları geliyor. Amerika'da her yıl 1 milyon 700 binden fazla kişiye kanser teşhisi konuluyor ve yaklaşık 600 bin kişi kanserden ölüyor. Kanser tedavisinin maliyeti her geçen gün artmaya devam ederken bu rakamın 2030 yılına kadar 246 milyar doların üzerine çıkması bekleniyor. 37 milyondan fazla kişinin diyabet hastası olduğu Amerika'da 96 milyon yetişkinde tip 2 diyabet riskiyle karşı karşıya. Diyabet kalp hastalığı, böbrek yetmezliği ve körlük gibi ciddi komplikasyonlara neden olabiliyor. 2017 yılında teşhis edilen diyabetin toplam tahmini maliyeti tıbbi maliyetler ve üretkenlik kaybı olarak 327 milyar dolardı. Obezitede çocukların %20'sini, yetişkinlerin ise %42'sini etkileyerek onları tip 2 diyabet, kanser, kalp hastalığı gibi kronik hastalıklara yakalanma riskiyle karşı karşıya bırakıyor. 17-24 yaş arasındaki gençlerin %25'inden fazlası ABD ordusuna katılamayacak kadar obez obezitenin ABD sağlık sistemine maliyeti yılda yaklaşık 173 milyar dolar. Amerikalıların en büyük tüketimi kalori. Kalori tüketiyor Amerikalılar. Çok fazla yemek yiyorlar. <laughs> Tabakları çok büyük. Porsiyonları çok büyük. 58,5 milyon yetişkin artrit. Bu da yaklaşık 4 yetişkinden bir anlamına geliyor. Artrit ve neden olduğu rahatsızlıkların toplam maliyeti 2013 yılında yaklaşık 303 milyar dolardan fazlaydı. Bu tutarın yaklaşık 140 milyar doları tıbbi giderler, 164 milyar doları ise kazanç kaybının neden olduğu dolaylı maliyetler. Bir tür demans olan Alzheimer hastalığı 65 yaş ve üzeri her 10 yetişkinden biri dahil olmak üzere yaklaşık 5 milyon 700 bin Amerikalı yetkileyen, geri dönüşü olmayan ilerleyici bir beyin hastalığı. Tüm yetişkinler arasında 6. 65 yaş ve üzeri kişilerde ise 5. önde gelen ölüm nedeni. 2020 yılında Alzheimer hastalığı olan kişilerin bakım ve tedavisinin tahmini maliyeti 305 milyar dolardı. 2050 yılına gelindiğinde bu maliyetin 1 trilyon dolardan fazla olması öngörülüyor. Şimdi popülasyon yaş. yaşlanıyor. Eğer şöyle bakacak olursanız biz daha Amerika'nın durumunda değiliz. Amerika'da bugün sabah vizit yaptım ben hastanede. Genel olarak yaşlarına baktım. 80 yaş altında çok az hasta var. Bu insanlar bizden daha uzun yaşıyorlar. Ortalama yaşam süreleri daha uzun ve bunlara bakan çalışan insanlar sayıca daha az. Biz şimdi Türkiye'de o krize yaklaşıyoruz. İnsanların yaşam süreleri uzamaya başladı. Çalışan insanlar bunu finanse etmek için daha fazla çalışmak zorunda. Bizim Türkiye'de baktığımız insanlar 40 yaşında emekli olmuş insanlara bakıyoruz biz. Onlar şimdi 80 yaşında yaşıyor. 40 yıldır onların sağlık sistemine çalışan insanlar baktı Türkiye'de. Şimdi bu çalışan insanlar 80 yaşına geldiği zaman onlara bakan insanlar kaç yıl çalışacak? Veya bu sistem nasıl çözülecek? Bu sistemi çözmenin bence en doğru yollarından biri herkesin ekonomisine göre ki Amerika'da bu çok tasvip edilen bir şey. Ben şaşırmama rağmen yani sağlık sistemi nasıl bedava olmaz, nasıl bir sosyal sigortanın bir parçası olmaz. Amerikalılar buna çok şaşırıyor. Nasıl sağlık eşit olarak dağıtılabilir anlamak istemiyorlar, inanmıyorlar da. Diyorlar ki sağlık eşit dağıtılamaz, eğitimi de öyle görüyorlar eğitim de eşit atlamaz En azından belli bir siyasi görüşü olan ve çoğunluk olan grup tarafından Amerika'da sağlığın eşit dağıtılmaması gerektiğini düşünüyor insanlar. Ben niye bir hiç hayatta sağlık sigortası ödememiş bizde bakayım diye yorumluyor. Doğru olduğu için söylemiyorum. Doğru bulmadığımı da söyleyebilirim size bunu. Ama bir şekilde bu iş artık dünyanın her yerinde finansal sisteminin çözülmesinin çok zor olduğu bir duruma doğru gidiliyor. Amerika'da yaklaşık 3 milyon yetişkin ve 470 bin çocuk ve 18 yaşın altındaki gençte aktif epilepsi var. Bu, onlara bir doktor tarafından teşhis konduğu, yakın zamanda nöbet geçirdiği veya her ikisinin de olması anlamına geliyor. 2016 yılında epilepsi kaynaklı sağlık harcamalarının doğrudan maliyeti 8 milyar 600 milyon dolardı. Diş çürükleri ise Amerika'daki en yaygın kronik sorunlardan biri. 6-11 yaş arasındaki 6 çocuktan birinde ve yetişkinlerin dörtte birinde tedavi edilmemiş çürük görülüyor. Tedavi edilmeyen çürükler ağrıya ve enfeksiyonlara yol açarak yeme, konuşma ve öğrenme sorunlarına neden olabiliyor. Acil diş tedavisi nedeniyle öğrenciler her yıl ortalama 34 milyon saat derslerinden geri kalıyor. Diş hastalıkları nedeniyle üretkenlikte 45 milyar doların üzerinde kayıp yaşanıyor. Amerika'da en çok görülen hastalıklar ve maliyetleri böyle. Tüm bu verilerin geneline baktığımızda ABD'de sağlık harcamaları 2021'de %2,7 artarak 4 trilyon 300 milyar dolara yani kişi başı 12.914 dolara yükseldi. En pahalı tedavi yöntemleri nakiller tabii ki yani. Organ nakilleri gerçekten en pahalı hatta e, Medicare ve Medicaid'in bile en yüksek ücreti ödediği hastalıklar. E, ama bunun dışında e, e, ya Sağlık sisteminde en, en çok paranın harcandığı ameliyatlar ise yine böbrek transplantı, kalp transplantı, akciğer transplantı çok az yapıldığı için çok fazla yapılmadığı için diğerlerine kıyasla ona daha az para gidiyor. Karaciğer transplantı, e, o diz ameliyatları, diz e, re, e, replacement ameliyatları, e, hip repl kalça replacement ameliyatları bu tip ameliyatlara e, çok fazla para harcanıyor. Her yeni geliştirilen ilaç pahalı, her yeni geliştiren tedavi pahalı. Hastaların yaşı uzadıkça hastanede kalış süreleri artıyor, yoğun bakımlar artıyor. Kanser tedavilerinde yeni ilaçlar bulunuyor. Bundan yeni ilaçların finansmanı çıkarmak için bunları daha yüksek fiyattan veriyor e, üreticiler. İşte bu rakamların yüksek olması Amerikalıları sağlık sigortası yaptırmaya yöneltiyor. 25 milyon insan sigortasız ve bu Amerika'nın nüfusunun %7'sini oluşturuyor. Zannettiğimiz gibi çok büyük rakam değil. Tabi bu Obama ile beraber olan bir şey. Obama geldiğinde Obama Care'i getirmesiyle beraber sağlık sigortasının zorunlu özellikle çalışanları zorunlu tutmasına itibaren buradaki sigorta oranı ciddi bir şekilde arttı. Ve tabii ki Amerika'daki sigorta ödemeleri kişinin kazancına göre olan ödemeler. Yani siz ne kadar çok kazanıyorsunuz kazancına ve beklentisine göre olan ödemeler. Peki sigortası olmayanlar ölüme mahkum mu ediliyor ya da iyileşme şansları ellerinden mi alınıyor? Doktor Alper Tokere göre Amerika'da sağlık sistemi o kadar acımasız değil. Şimdi şöyle bir şey yok yani bir hasta geldi kapıdan bunu sigortası yok almayan falan böyle bir şey yok. Bütün hastaları biz al. Allah, ben kendim tanık oluyorum buna. Bütün hastalar geliyor ve hastaların hepsi yönetici itibariyle yoğun bakımda en üst, en pahalı, en üst düzeydeki hizmeti alabiliyorlar. Peki bu nasıl oluyor? Eğer hastanın sigortası yok ve parası varsa bu hastadan bir şekilde tahsil edilir eninde sonunda. Dolayısıyla sigorta olması şart bir şey eğer paranız varsa. Çünkü böyle bir şeyin maliyeti milyon dolarları geçer. Onun için eğer paranız yoksa ya da çok sınırlı paranız varsa o zaman bu kredi skorunuza yansıtılır ve bir şekilde kesilir. Hastane bu zararı nasıl karşılıyor? Bütün hastanelerin geliştirdiği sistemler vardır. Tüm dünyadaki hastanelerde böyle sistemler vardır. Diğer hastalara yansıtırlar fiyatları ve diğer hastalardan aldıkları fiyatlarla böyle burada oluşan açıkları kapatırlar. Ama Amerika Federal Hükümeti'nin bu tüm ülke genelindeki hastaneler için ayırdığı bir Para aşağı yukarı 35 milyar dolar yıllık bir fon, fonu var. Bu tip e, ekonomik durumu olmayan hastaların sigortası olmayan hastaların tedavisi de kullanılmak üzere. Bunun dışında her e, e, eyaletin de kendine göre bir bütçesi var ki e, bu federal eyaletin aşağı yukarı 1 bölü 3'ü 1 bölü 4'üne gibi denk geliyor. Hastaneler buradan bu paraları tahsil edebiliyorlar. Dolayısıyla bir geliri hatta yaşayacak evi olmayan yani Amerika'da evsiz olarak tanımlanan kişiler bile tedavi imkanına sahip. Böyle bir ülkede bu düzeyde bir fakirlik olmasını beklemiyorsunuz ama oluyor. Ama bu taraftan güzel olan şey ki bu fakir insan hiç parası olmayan bu insan belki homeless olan bu insan çok böyle insan gördüm homeless. Burada en üst düzey tedavi alabiliyor ki mesela ECMO'da günlerce makinede bağlı kalabiliyor en ağır ilaçları kullanabiliyor yani hastane sistemlerinin böyle bir hastaneye düşmüş finansal problem olan hastalara gerekli tedavi sağlamada bir sorunu yok sorun bence bu hastalar geriye gittiklerinde ve gerçekten de en çok yüzden kısmı benim bu insanlar nasıl yaşamlarını döndürecekler Amerikalılar arasında da sağlığa erişimde yaşanan eşitsizliğin altında birçok önemli faktör yatıyor şehirde oturanlarla beyaz ve afro-amerikanlarla Afrika kökenli Amerikalılarla eee rural area'da şehir dışında oturan e, beyazlar ve Afrika kökenli Amerikalıların e, karşılaştırmasını yaptık health ulaşım açısından bizim branşımızla ilgili. Hı. Yani e, özellikle burada tercih edilen ameliyat yöntemi robotla akciğer kanser ameliyatı yapılması ya da minimal invaziv dediğimiz kapalı yöntemle yapılması işte bunlara ulaşabilme imkanı nasıl oluyor diye bunun araştırmasını yaptık. Burada farklı sonuçlarla karşılaştık. Bir defa Beyaz olsun, Afrika kökenli Amerikalı olsun, ee, şehir dışında oturma biliyorsunuz Amerika'da çok yaygın şehir dışında oturma herkes şehirde oturmuyor dağlık bölgelerde şehre çok uzak bölgelerde oturan çok fazla bir nüfus var ve bu nüfusun sağlığa ulaşması e, iyi ve sağlık kaliteli sağlık e, sağlığa ulaşması e, şehirdeki nüfusa göre daha zor. Amerika'da ulaşım da büyük bir problem. Dolayısıyla arabanız olmadığı zaman bir sağlık sistemine de ulaşmanız kolay değil. Arabanız olduğu zaman benzin parası olmayan insanlar da var Amerika'da. Amerika'da herkes zengin değil. Yani iki saatlik hastaneye gidebilecek insan onun benzin parasını hesaplayan insanlar var. Dolayısıyla bu hastalar Çoğunlukla elektif dediğimiz randevu alıp gelip bu sistemden faydalanabilen insanlar olmuyorlar. Başlarına bir iş geldiği zaman e, yakınlarındaki Amerika Sağlık Sistemi şöyle bir sistem. Bir tane headquarter hastane var. Bu headquarter'ın bağlı olduğu 10-15 tane hastane var. Onların bağlı olduğu küçük 1-2 yoğun bakım yatağı olan hastanın 1-2 gece geçirebileceği küçük sistemler var. Hasta buraya ulaşılıyor ve buradan bize Helikopterle transport ediliyor, getiriliyor. Ana headquarter hastaneye burada tedavisini alabiliyor. Dolayısıyla e, sağlık sistemi ulaşmak için bir parça paranız, benzininiz ve dil bilmeniz ve aracınız olması gerekiyor. Göçmenler ülkesi Amerika'da etnisite kaynaklı sorunlarda sağlık hizmetlerine erişimde kısıtlayıcı rol oynayabiliyor. Etnisitenin beraberinde getirdiği bazı problemler var. Mesela dil. ...bilmek gibi problem var ki randevu alamıyorlar. E, göçmenlerde özellikle bu sorun daha fazla oluyor. Randevu alamıyorlar, sigortaları olmuyor ve bu sebeple... ...sağlığa ulaşmaları daha zor olabiliyor. Yani ırktan ziyade etnisite ve göçmen olmak... Sağlık sigortası, dil bilme gibi problemler, komünikasyonu kurabilme, telefon açabilme gibi becerilere ulaşamayan insanların sağlık sistemine ve sağlık tedavisi tedavi alabilmeye ulaşmaları daha zor oluyor diğer insanlara göre. Sağlık alanında çağır açan gelişmeler konusunda ABD liderliğini sürdürse de her yıl trilyonlarca doların harcandığı Amerikan sağlık sektöründe birçok sorun yaşanmaya devam ediyor. Peki sokaktaki Amerikalılar sağlık sistemi hakkında neler düşünüyor? Onu da ekranlarınıza getiriyoruz. Medicare ile çoğu şey karşılanıyor bu yüzden gerçekten fahiş bir miktar ödemek zorunda değilim. Ancak Medicare primlerim yeni arttı. Bu yüzden beklediğimden biraz daha fazla ödüyorum. Ama demek istediğim birçok insandan çok daha şanslıyım. Dün Kanada'dan komşumu ziyarete gelen bir beyefendiyle konuşuyordum ve Kanada'da ücretsiz olan ilaçların burada bir ay için kendisine 250 dolara mal olduğunu söyledi. Yani epey pahalı. Amerika'da dünyanın en iyi sağlık sistemine sahibiz. Bence insanlar dünyanın her yerinden Amerika'ya tedavi için geliyor ve bunu ödeyecek paraları da var. Dünyanın en iyilerinden biri olmalı ki geliyorlar. Ben de öyle olduğunu varsayıyorum. En iyisine sahipseniz pahalı olacaktır. Muhtemelen en pahalı kanser tedavileri çünkü çok farklı kanser türleri var ve teşhis edilmesi zor ve tedavi için uzun bir mücadele gerekiyor ancak bu konuda çok ilerleme kaydediyorlar ama benim iyi bir sigortam var. Güney Karolina'da yaşıyorum. Sigortamdan çok memnunum. Ve kocamdan dolayı askeri yardım da alıyorum. Hayat boyu kendime iyi bakmaya çalıştım. Bu yüzden çok iyiyim, çok şanslıyım. Sanırım en pahalı olan kanser tedavisi. Hiç yakalanmadığım için şanslıyım. Bence sağlık harcamaları çok pahalı. Henüz ödenmemiş faturalarım var. Ödeyebilmek için para buluncaya kadar beklemem gerekiyor. Tüm sağlık sistemi bozuk. Bunu düzeltmeliyiz. Sigorta sistem de bozuk. Bazı iyi sigortalarımız var, ama bu ülkede mutlaka iyi bir sigortaya sahip olmanız gerekiyor. Ancak sorun şu ki, gerçekten iyi sigortası olmayan insanlar evini, yuvasını, her şeyini kaybedip bir felaket yaşayabilir. Bu çok zor. Ben federal hükümet dairesinde çalışıyorum. Bu konuda hiçbir sorunum yok. Çevremde de hiç şikayet duymadım. Katkı paylarının yüksek olduğunu biliyorum ama şükürler olsun sağlıklıyım. Everything, everything. Sağlık sistemi çok saçma. Herkesin sağlık hizmeti alması gerekiyor. Doktora gitmekten tutun da kanser tedavisine kadar her şey bence pahalı. Çok saçma. Sizi batırabilir. Ben bir sağlık çalışanıyım, hemşireyim. Kanser ve diğer tedavilerle ilgili faturaları ödemekte zorlanan, İyi sağlık sigortaları olmasına rağmen yine de 100 bin dolar borca girenler var tanıdığım. Dolayısıyla çözüm herkes için ücretsiz sağlık hizmeti. Ama bunun bu ülkede gerçekleşeceğini sanmıyorum. Hayvan organlarının insanlara aktarılma işlemine xenotransplantasyon adı veriliyor. Ancak bu Amerika'da yalnızca ciddi ya da yaşamı tehdit eden rahatsızlıklara olan hastalar için kullanılıyor. New York'ta bir cerrah dünya çapındaki organ sıkıntısına bir çözüm olarak bu yöntemin uygulanmasına yardımcı oluyor. Johnny Fernandez New York'tan bildiriyor. Kalp nakli cerrahı Dr. Robert Montgomery'nin işine olan tutkusu kendi kalp hastalığıyla olan savaşından kaynaklanıyor. I had to Organ nakli listesine girebilmem için 7 kez kalp krizi geçirmem ve neredeyse ölmem gerekti çünkü listeye girdikten sonra size bir organ verilmesi için çok ağır hasta olmanız gerekiyor. 2018 yılında kalp nakli olan Dr. Montgomery, insan organlarının ya da dokularının hayvan organlarıyla değiştirilmesi işlemi olan xenotransplantasyon yoluyla dünya çapında organ eksikliği sorununu çözmeye yönelik çalışmalarına devam etme şansı buldu. Bu işlemde öncelikli olarak domuzlar kullanılıyor ve nakilden sonra organ reddi riskini azaltmak için genleri düzenleniyor. So so many people die Pek çok insan organ nakli listesine giremeden ölüyor ve Amerika'da nakil için listeye girdiklerinde listedeki insanların yalnızca üçte biri nakil olabiliyor. Diğer üçte ikisi ya nakilden yararlanamayacak kadar hastalanıyor ya da ölüyor. Kalp naklinden sonra şu anda New York Üniversitesi Langone Nakil Enstitüsü'nün başında olan Montgomery, xenotransplantasyonun insan vücudu üzerindeki etkilerini incelemeye odaklanıyor. Capuano ailesi, Alva Capuano'nun geri dönüşü olmayan beyin tahribatını uğramasının ardından 2022 yılında Montgomery'nin araştırma programına katıldı. Ailesi, Capuano'nun bedenini xenotransplantasyon deneyleri için bağışladı. Oğlu Tim Capuano'nun da açıkladığı gibi, tıbbi araştırmalara katkıda bulunmak, Annesinin son arzularından biriydi. Bunun annem Alva için önemli olduğunu hep biliyorduk. Alva Capuano bir domuz kalbi aldı ve 3 gün boyunca bu kalple yaşadı. <laughs> Toplanabilen veriler açısından her şey çok başarılıydı ve deneme sona erinceye kadar 72 saatlik süre boyunca kalp sorunsuz çalıştı. 2023 yılında Montgomery ve ekibi, vücudu iki ay boyunca bu organla çalışan ve hayvan organını reddetmeyen bir kişiye tarihi bir domuz böbreği nakli gerçekleştirdi. Nakili Cerrahı, bunun dünya çapındaki bir soruna çözüm bulmanın sadece başlangıcı olduğunu söylüyor. Bu, dünya çapındaki organ sıkıntısına çözüm bulmak için atılmış bir adım. Bence bundan sonraki adımlar bu denemeleri insanlarda gerçekleştirmek ve bu böbreklerin kişinin yarar göreceği süre boyunca dayandığını göstermek olur. Dr. Montgomery yaşadığı için şanslı olduğunu, giderek büyüyen küresel bir soruna çözüm bulmak için çabalamaya devam edeceğini söylüyor. Los Angeles'ta bulunan efsane Hollywood tabelası Aralık ayında 100 yaşına girdi. Doğum gününde özel olarak aydınlatılan Hollywood tabelası yaşına rağmen görkeminden hiçbir şey kaybetmeden ziyaretçilerin ilgi oda olmayı sürdürüyor. Los Angeles'tan Çidam Yücel'in haberini izliyoruz. Film stüdyolarının başkenti Los Angeles'ta bulunan zenginliğin, şanın, şöhretin ve başarının simgesi haline gelen Hollywood tabelası bu yıl 100 yaşını kutluyor. Eiffel Kulesi'nin olmadığı bir Paris nasıl düşünülemezse, Hollywood tabelasının olmadığı bir Los Angeles de düşünülemez. Amerikan film endüstrisinin kalbi, Hollywood denilince akla ilk gelen bu dev tabela bir asrı geride bırakmanın gururunu yaşıyor. Her bir harfin 15 metre yükseklikten kente baktığı efsane Hollywood tabelası başlangıçta bir emlak projesinin reklam aracıydı. Yıllar içinde sinema sektörü ve Los Angeles'ın simgesi haline dönüşen Hollywood tabelası her yıl 45 milyondan fazla ziyaretçiyle buluşuyor. 1923 yılında 300 bin dolara inşa edilen ve ilk başlarda Hollywood Land olan bu geçici reklam tabelası ilgilerin odağı haline gelince Hollywood Ticaret Odası tarafından 1949'da koruma altına alındı. Land kelimesi de bu süreçte kaldırıldı. Film şirketleri zaman zaman tabelanın bakımı için mali katkılarda bulundu ve belediye ek ödeneklerle tabelayı koruma altına aldı. 2010'da Sinema Sanatları Akademisi, Walt Disney Stüdyoları, Tom Hanks, Norman Lear, Rita Wilson, Kathleen Kennedy, Frank Marshall ve Steven Spielberg liderliğinde 12,5 milyon dolar toplayarak tabelanın bulunduğu araziyi satın aldı. Günümüzde son halini alan tabela hala yasalar çerçevesinde korunan kültürel bir miras. Tabelaya yaklaşılmasına yasal olarak izin verilmiyor. Hollywood tabelası, güvenlik kameraları, dikenli çit, hareket sensörleri ve mikrofonlarla izlenip korunuyor. Tabelanın bulunduğu arazide yürüyüş yapmak, tabelanın arka fonda olduğu fotoğraflar çekmek ve Los Angeles'a tepeden bakmaksa serbest. Really Burası gerçekten harika bir yer gibi hissettiriyor. Ben Çin'den geliyorum. Çin'de birçok Hollywood filmi izledim. Bu kez Hollywood'u ziyaret ediyorum. Burası adeta rüya gibi. Hava pek iyi değil ama Hollywood tepelerindeki güzelliği gölgeleyemiyor. Bu tabelayı sadece bir filmde veya farklı medya türlerinde izleme şansımız oldu. Ancak gerçek hayatta görmek tamamen farklı bir deneyim. Burada olduğunuzda sanki tüm o filmler gerçeğe dönüşmüş gibi bir his var. Gölgesinin düştüğü şehir kadar ünlü olan Hollywood tabelası doğum gününe de özenle hazırlandı. Boyası tazelendi, bulunduğu alana bakım yapıldı. PR ekibi 100. yıl etkinliklerini planladı. Tüm bunlar için bir bağış kampanyası bile başlatıldı. 8 Aralık'ta doğum günü kutlanan Hollywood tabelası bu özel güne özel aydınlatmayla şehri selamladı. Muhteşem atmosferi ve renkli dünyasıyla 7'den 70'e herkesi büyüleyen 100 yaşındaki bu eşsiz yapı yılın her dönemi ücretsiz bir şekilde ziyaret edilebiliyor. Çıdam Yücel, Türkçe. Şimdi de Amerika'da geçtiğimiz hafta ön plana çıkanlar geliyor. Bir rekorla başlıyoruz 80'lerin sonlarının meşhur oyunu Tetris'le. Şimdiki video oyunlarının yanında taş devrinde üretilmiş oyun gibi duruyor. Ama Tetris'in felsefesi ve efsanesi yıllardır devam ediyor. 1984 yılında Sovyet yazılım mühendisi Alexey Pajitnov tarafından Moskova'da Bilim Akademisi'nde çalışırken tasarlanmıştı. Oyunun amacı farklı şekillerde yukarıdan aşağı inen parçaları yan yana getirerek düz bir çizgi yaratmak. Tetris yıllarca oynandı, yarışmaları düzenlendi, hala da düzenleniyor. Ama kimsenin aklına bu oyunu yenmek gelmemişti. Ta ki Oklahoma'lı Tetris oyuncusu 13 yaşındaki Willis Gibson'a kadar. 2023 Klasik Tetris Dünya Şampiyonası'nda 3 dünya rekoru kırdı. Yetmedi. Yapılmayanı yaptı ve Tetris oyununu bitirdi. Yani oyunun sonuna geldi. Oyunu yendi. Sonunda da parmaklarımı hissedemiyorum dedi. ABD'nin seçkin üniversitelerinde yaşanan antisemitizmle ilgili tartışmalar geçtiğimiz haftada Harvard Üniversitesi rektörü Claudia Gay'in görevden alınmasıyla sonuçlandı. Bir tarafta Hamas'ın saldırılarını destekleyen öğrenciler, diğer tarafta İsrail'in Gazze operasyonunu destekleyen öğrenciler var. Filistin yanlısı gösterilerin antisemit eylemlere dönüşmesi ve ABD'nin önde gelen üniversitelerinin yöneticilerinin bu durumları görmezden geldiğinin de iddia edilmesi istifaları ve görevden almaları peşi sıra getiriyor. İklim değişikliği milyonlarca Amerikalının yaşamını etkiliyor. Yazlar uzuyor, kışlar daha sıcak geçiyor. ABD Ulusal Hava Durumu Servisi'nin son raporuna göre ülkenin yarısının son 30 yılda bazı bölgelerde ortalama en düşük kış sıcaklığının 5 dereceye kadar yükseldiğini gösteriyor. Kasım ayında 10 yıl sonra güncellenen bitki sertlik bölgesi haritasına yansıyan veriler ABD'deki bitki örtüsünün ve ekilecek ürünlerin küresel ısınmadan nasıl etkilendiğini gösteriyor. Başkent Washington'un belki de en bilindik yeri neresi diye sorarsanız şeytan merdivenleri diyenler çoğunlukta olacaktır. Georgetown'da bulunan şeytan merdivenlerine 1973 yapımı korku filmi The Exorcist ile dünya tanımıştı. Filmin başarısı ve merdiven sahnesinin unutulmaz niteliği nedeniyle merdivenler resmi olmayan bir turistik cazibe merkezi haline geldi ve filmin hayranları tarafından da sık sık ziyaret edilen bir mekan oldu. Şeytan merdivenleri en son 2023 yılında Apple yapımı Ghosted filminin de bir sahnesinde kullanıldı. Amerika'da olan biteni siyaset dışı gündemden kesitleri sizlere bu hafta ben aktarmaya çalıştım. Bize merak ettiğiniz, programımızda görmek istediğiniz her şeyi yazın. E-mail adresimiz tr.voanews.com YouTube'da ise VOA Türkçe adresini ve tüm programlarımıza ulaşabilirsiniz. Haftaya yine bu ekranda karşınızda herhalde ben olacağım. Mehtap bir hafta daha olmayabilir. Ee, yönetmenimiz Üzeyir Yanar'la birlikte ABD'de yaşam programıyla yine değişik konuları sizlere aktarmayı sürdüreceğiz. Hoşçakalın.